çeşitli insan tipleri vardır. İşte kim insanlar bizim mevzumuzla alakalı olarak girişimci ruhlu insanlardır. Kimisi de çekingen ruhlu insanlardır. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Allah'a şükür iyisin. Allah razı olsun. Amin cümlemiz. Abdullah, kendi cümlelerimle rahatsızlığını anlatabilir misin? Rahatsızlığım ismi sosyal fobi olarak geçiyor. Sosyal fobi, işte adından da anlaşılacağı üzere sosyallikten korkmak olarak kısaca anlatılabilir. Biriyle tanışırken zorlanmaya, işte bir topluluğa girerken yine bir zorluk çekmeye, vesaire. Ben böyle şeyler yaşıyorum en azından. İşte çeşitli ortamlara girmekten korkmaya gibi şeyler yaşıyorum ben. Benim rahatsızlığım sanırım lise dönemimin başlarında başlamıştır. Çünkü liseyi ben ailemden uzakta ve tamamen farklı bir çevrede okudum. Ve bu çevreye işte adapte olmakta, işte orada arkadaş edinmekte çok zorlandım. İşte hiç alışık olmadığım bir kültürdü. Ve işte zaten arkadaş olmuş insanların arasına düştüm diyeyim yani biraz. Dolayısıyla işte çeşitli gruplar vardı, çeşitli arkadaş grupları vardı insanların. Ama ben o arkadaş gruplarına çok zor dahil oldum veya hiç olamadım. Dolayısıyla işte sonrasında kendimi böyle bir korumaya aldım, kapattım yani ve de korkmaya başladım. Sonrasında da işte üniversite dönemimde bu devam etti. Gene çeşitli yine farklı bir grubun içine düştüm. İşte orada da tamamen karşı cinsten oluşan bir sınıfta okudum. Dolayısıyla o işte liseden gelen alışkanlıklarım diyeyim işte arkadaş edinememe alışkanlığımı orada da devam ettirdim. Ve yani bu şekilde devam etti, sürdü, geldi. Bu hastalıkta beni en çok zorlayan istediğim şekilde sosyalleşememek beni zorlayan şey. Yani İnsanın böyle çeşitli çevrelerden arkadaşları olsun istiyor genç yaşında. İşte lisedeyken, üniversitedeyken vesaire. Ama işte bu rahatsızlık sebebiyle ben çok böyle arkadaş edinemediğimi düşünüyorum. İşte istediğim şeylere, işte hobilerimi çok gerçekleştiremediğimi düşünüyorum. İşte yine üniversitede işte arkadaş gruplarına dahil olamadım. İşte kulüpler olsun işte vesaire, cemiyetler olsun oralara giremediğimi düşünüyorum. Beni bu açıdan zorluyor. Benim tedavi sürecim üniversite ikinci sınıfta başladı. Okulun psikolojik danışmanlık rehberlik servisine başvurdum. Yani farklı bir şey için başvurmuştum ama oradaki psikolog, klinik psikolog bana işte sende bu fobi var diye tanı koydu ve bunun üzerine bir tedavi uygulamaya başladı işte. Çeşitli insanlarla işte iletişim kurmama yönelik bir tedaviydi bu. Tabii burada arkadaşlarım beni sağ olsunlar çok desteklediler işte. Çeşitli arkadaş gruplarıyla beraber olmama yardımcı oldular onlar da. Ailemin ise çok yani onlardan ayrı olmam sebebiyle olsa gerek çok bir dahli olmadı bu olaya. Ama arkadaşlarım beni destekledi. İşte çevreden de işte korktuğum kadar bir tepki görmedim. Dolayısıyla insanlar yani genel olarak destek oldular buna. Bu rahatsızlığı yaşayanlara neler söylemek istersin? Yani bu rahatsızlığı yaşayanlara şunu söyleyebilirim. Bu hastalığın belli bir tedavi süreci oluyor, ben de yaşadığım. O tedavi sürecinde insanlara işte bir şeyler telkin ediliyor, tavsiye ediliyor psikolog tarafından işte veya danışılan kişi tarafından. İşte bu daha çok işte insanlarla ilişkiyi geliştirmeye dayalı tavsiyeler oluyor. Bu tavsiyeler böyle insana çok zor geliyor. Yani bu rahatsızlığı yaşayan bir insana çok zor geliyor. Fakat birkaç denemeden sonra insan alışıyor diyebilirim. Yani işte
işte bir gruba dahil olmak değil de böyle o grubun en azından bir parçası olmak insana bir süre sonra kolay geliyor işte. Veya işte bir arkadaşa, biriyle arkadaşlık etmeye çalışmak, başlamak birkaç arkadaş edindikten sonra daha kolay geliyor. Dolayısıyla da yani deneme yapmaktan insan çekiniyor tabii, bu rahatsızlık öyle bir rahatsızlık çünkü. Fakat dediğim gibi yani birkaç denemeden sonra o kadar da rahatsızlık vermiyor. Toplumumuza neden söylemek istersin? Toplumumuza şöyle bir şey söylenebilir. Girişimci ruhlu insanların, bu çekingen ruhlu insanları işte toplumun içine katmaya çalışmaları benim burada topluma verebileceğim tavsiye olabilir. İşte veya işte çekingen insanın üstüne gitmek değil de böyle onun işte halini hatını sormak, işte nasılsın, iyi misin gibi vesaire. İşte bunu genelde büyükler küçüklere yapıyor. Ama yani akranlar da bunu birbirine yapabilir. Veya işte büyüklerin küçüklere böyle çeşitli ortamlarda zorbalık da denebilecek çeşitli şekillerde muameleleri oluyor. İşte yani o insan çekingen ruhlu bir insansa, yani hele ki bu rahatsızlığı yaşayan bir insansa buna çok kötü etkileniyor. Yani topluma karşı kendini zaten kapatmış bir insana toplumdan böyle bir müdahale geldiğinde insan bunu çok yadırgıyor ve yani o insan kendini çok daha fazla kapatmaya başlıyor bu sefer. Zaten çeşitli olaylardan ötürü işte güvenini yitirmiş, korku geliştirmiş şimdi. Yani insanların tabii böyle genel bir ifade olacak belki ama birbirine biraz daha anlayışlı olması, işte daha samimi davranması bu rahatsızlığı yaşayan insanlar için de çok güzel sonuçlara sebebiyet verecektir. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. We'll be right back.